Sevgili Yaşan Ekonomi izleyenleri, otomobil bölümümüz olan Emniyet Şeridi'nden siz otomobil severlere merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da farklı bir araçla sizlerin karşısındayız. Murat, şöyle ekselanslarımızı bir gösterebilir misin? Bugün Mercedes EQC ile sizlerin karşısındayız. Ülke TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tabii ki kadim dostum Hüseyin de yine beni yalnız bırakmadı ve bu hafta da konuğum oldu. Sen de hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Serkan. Çok güzel bir araçla izleyicilerimizin karşısındayız. EQC gerçekten çok güzel bir araç. Çok hızlı bir araç. Bunları deneyeceğiz. Müthiş. Özellikle 0-100'ü 5.1 saniye. Böyle direkt böyle tramvay, böyle hızlı tren gibi falan kalkıyor. Aynen. Çok değişik özellikleri var. Mercedes'in ilk elektrikli aracı. Evet, ilk bunu da üretim elektrikli araç ve SUV diyebiliriz yani. Hı-hı. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi bize elektriği neler betimliyor, neler gösteriyor? Onunla başlayalım. Ön tasarıma devam etsen. Hı-hı. Farlara baktığımız zaman zaten şu mavi parçalar, mavi donanımlar bize aracın elektrikli olduğunu belli ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılında bu ilk konsept aracı EQ modelinin aslında birebir aynısını EQC olarak hayata çıkmış versiyonu. Yani böyle bir aracın geleceğini sinyallerini bize 2016'da vermişlerdi sevgili aynen izleyiciler. Tasarım, ön tasarımla ilgili neler söylersin? Ya çok ilk, güzel değişik bir tasarım var çünkü. İlk etapta zaten klasik bir elektrikli araç konfigürasyonu var. Ön taraf, hı hı, daha kapalı formda bir ızgara yapısı var. Baktığınız zaman çok büyük bir Mercedes logosu var. Kocaman. Neredeyse bir kamyon Mercedes'lerine yer alan bir logo gibi. Tabii bunun içinde radar da yerleştirilmiş. Gizli radar bölmeleri var. Altta bir kamera var. Onu da göstereyim. Ve ön taraf komple piyano bilek farlarla beraber bir uyum içinde olduğu için ön taraf gerçekten iddialı duruyor. Serkan. Farlar bir parça. Evet. Komple bak şurada uzuyor. Murat şurayı da göstereyim. Burası böyle gece yanıyor. Komple bütünleşiyor ön taraf. Ve multibin farlarda olduğu için gece aydınlatması oldukça başarılı. Dolu yağıyor, dolu. Bu arada evet, dolu yağıyor. Lafı aynen uzatmayalım. Yan tarafa geçelim. Yan profil. Şimdi baktığımız zaman aslında klasik bir yapı var. Yuvarlak bir hat var. Çok marjinal bir yapısı yok yani. Hani profilde aslında GLC'yi birebir aynı formu andırıyor değil mi? Andırıyor ama detaylar arkaya doğru uzadıkça farkına varılıyor. Normalde 20 inç aslında evet, bu araçta ama kış lastiklerine özel 19 inç jantlarla gelmiş. Elmas kesim gibi böyle 5 parçalı alışımlı bir jant yapısı var. Hı hı. Güzel, şık durmuş araca. Hemen burada EQC yazısı var. Bak bu da Murat burayı gösterirse bu da elektrikli olduğunu betimliyor aracın. Mavi ton elektriği bize vurguluyor. Basamak. Ya basamak genelde basamak SUV var araçlarda. Olmazsa olmaz diyebiliriz. Hı hı. Sonradan hı hı çok taktırılır. Burada Mercedes standart olarak yerleştirmiş. İnmesi binmesi kolaylaştırıyor. Güzel Hüseyin. Elektrikli açılabilir kapanabilir aynalar var. Kör nokta uyarı sistemiyle birlikte çalışıyor. Ve ısıtması da var. Anahtarsız giriş çalıştırma sistemli kapı kolları var ki komple krom olduğunu görüyoruz ki aracın zaten yan profilinde genel olarak krom detaylar, hatlar kullanılmış. Aynen öyle. B sütununa doğru geldikten sonra kartılmış cam yapısı da bizi birazcık daha arkada güvenlik hissettiriyor. Şöyle bir arkaya oturalım seninle. Tamam. Bakalım iki kişi nasıl rahat ediyoruz arkada. Tamam. Şimdi aslında bu benim sürüş pozisyonum değil. Araç çünkü stop ettiğin zaman hem koltuğu geri aldı hem direksiyonu yukarı kaldırdı. Benim sürüş pozisyonum bayağı arkadadır. Bu biraz daha arkada. Ona rağmen diz mesafesine bak. Şöyle yani bir karış değil ama dört parmak falan bir diz mesafesi var. Gayet konforlu bir yaşam alanı var. Ben öyle değilim. Sen tabii ama aynı seviyede ama hani benim boyutlarımda bir insan için burası birazcık daha dar diyebilirim. 1.87 değil mi? Evet, 1.87. 1.87'ye göre biraz dar ama 1.79'a göre gayet geniş güzel bir yaşam alanı var sevgili izleyenler. Teknoloji olarak çok dolu. Şöyle söyleyeyim. İklimlendirme var arkada ve kendin hem hızını hem derecesini ayarlayabiliyorsun buradan. Aynen. Güzel. Altta iki tane USB Type-C girişi var. Burada değil mi? Bir tane AUX girişi var. Gerçi burada ben bir 230 volt enerji çıkışı beklerdim. Çok şey beklemeyelim. Şaft tüneli var. Şaft bak çok enteresan mesela değil mi? Şaft aynen yok. Arabanın ortasından geçen bir şaft yok. Ya yani elektrikli bir batarya var altta. Hı hı. Buna rağmen çok da yüksek Hüseyin ya. Ayağını bir koysana. Koyabiliyor musun? Yok. Koyamıyorsun değil mi? Ya orta koltukta çok rahat oturulamaz. Hemen bakalım Serkan. Şöyle bir kol dayamamız var. Süper. Bak çok konforlu. Murat gösterebilir. Ben bir çıkayım Murat. Sen göster izleyicilerimize. Ben dışarıdan anlatmaya devam edeyim. Orada bir kol dayama var. Hemen Hüseyin göstersin izleyicilere. Hüseyin bardaklığı da var galiba kol dayamanın. Aynen. Bir tane bardaklığımız var Serkan. Bir tane bardaklık var. Koltuk konforun nasıl? Ya koltuklar deri kumaş karışık bir koltuk yapısı var. Tabii deri opsiyonu arttırılabiliyor. Ama koltuk ısıtmalarımız mevcut Serkan. Hemen şurada kapıya baktığım zaman Burmaster sistemi de görebiliyoruz. Daha ne olsun? Ya konforlu bir kumaş yapısı var kapı üstlerinde. Güzel. İnelim arkaya doğru devam edelim. Biraz da bagajdan bahsedelim sevgili izleyenler. Arka taraf. Arkaya geldik. Arkada da böyle son dönemde gördüm işte birleşen far grubunu EQC'de de görüyoruz. Evet, Mercedes'te ilk defa kullanılan far yapısı.
komple bagajı bir bütün halinde gösteriyor. Ve elektrikli bir bagaj açalım hemen. Şurada. Açalım hemen. İster kumandadan, ister elle, ister ayağımızla alttan hemen sezgisel olarak açabiliyoruz. 500 liraya yakında bir bagaj kapasitesi bizi karşılıyor. Şey var, ikinci bölmesi de var bak mesela şuradan. İkinci bölmeye de ulaşabiliyoruz. Buradan ikinci bölmeye şarj kablomuzu falan aşağıya saklayabiliyoruz. Aynen öyle. Hüseyin ayrıca bak sol tarafta mesela saklama alanları falan da var. Böyle ilk yardım çantamızı falan saklayabileceğimiz saklama alanları var. İstersek buradan koltukları da yatırabiliyoruz. Bu pandizotu çektiğimiz zaman nasıl bir hava katıyor bakalım şöyle bir. Yani biraz dar kalıyor aşağısı. Aynen aşağısı öyle. Biraz dar kalıyor. Ama arka taraf yapısı gereği sportif bir yapıda geldiği için birazcık tavan yapısı alçakta kalıyor. Yani baktığın zaman bizim neredeyse göğüs hizamıza geliyor. Yükleme eşiği biraz yüksek. Şöyle Murat çantadan göstersin. Şöyle normal duralım. Biraz kaldırmamız gerekiyor. Neredeyse böyle bel hizamıza kadar kaldırıp yüklememiz gerekiyor. Yükleme eşiği biraz sıkıntılı. Şuradan gösterebiliyor musun Murat? Hemen elektrikli bir şekilde. Şuna basaraktan da bagajımızı kapatıp artık bak havayı göster. İzleyicilerimiz doluyor ayo. Bu şartlarda size aynen bu şartlarda size EQC'yi tanıtıyoruz sevgili izleyenler. Ama gerçekten çok güzel böyle. Çok marjinal. Böyle çok yani excellence sarı diyebilir. Çok güzel bir araba. Şimdi daha fazla biz donmayalım. Aracın içerisine geçelim. İçeride çünkü konuşulacak çok şey var sevgili izleyenler. Hüseyin Bıyık, içeri geldik, biraz ısındık. Hemen koltuk ısıtmaları açtık. Artılarla başlayalım. Direksiyon yok yani, direksiyon ısıtmam yok. Evet, opsiyon olarak alabiliyoruz. Kaç? 5 bin lira mıydı, 7,5 muydu? Güzel bir fiyatı vardı onun. Opsiyon fiyatı 5000 artı, ÖTV artı KDV diyebiliriz. Yani 7,5'a falan geliyor yani direksiyon ısıtma. Bir eksiyle başladık ama opsiyon olarak alınabiliyor bu araca. Sevgili izleyenler, o kadar dolu ki araç, dop dolu bir program sizleri bekliyor diyebilirim. Koltuk kısmalarımızı açtık, hakikaten dışarıda doluyor ayrı gördünüz. Biraz üşüdük. Araba çalışıyor şu anda, çok sessiz. %100 elektrikli bir araç. Bize ne kalıyor? Vitesi drive alıp yolumuza çıkmak kalıyor şeyin. Yine çok sessiz bir şekilde ilerleyeceğiz. Murat nasıl? Anlamıyorsun değil mi çalıştın? Evet, çok güzel bir şekilde. Klasik bir elektrikli araba aslında. Malzeme işçiliğine başlayalım diyeceğim ama yani Mercedes. Ya premium bir sınıf zaten. 1 milyon 200 bin liralık bir araç. Bu araç kalite kokuyor zaten direkt. Yani işte ambiyans aydınlatmaları, kullanılan malzemeler, renkler, piyano bilekler, krom detaylar böyle. Hatta şu kapı üstündeki malzeme, plastik malzeme ama üstünde böyle kumaş gibi bir şey örtülmüş. Ya sadece şöyle diyebiliriz Serkan. Genel Mercedes kalitesi bu araçta da mevcut ama farklı dokunuşlar var. Mesela burada havalandırma menfezde yer alan bakır renkler değişik. Oralar farklı ama Mercedes'te bu tasarımı göremezsin bak. Mercedes'te genelde yuvarlak ızgaralar görülür havalandırma menfezleri. Bunlar böyle daha dikdörtgenimsi ve değişik renkler kullanmış. Senin o taraf mesela bak. Ya burada mesela ön camın... Mercedes dedik pardon. Bunu dememiz gerekiyor. İsim kullanmıyoruz. EQC deyip devam edelim. Bu ön tarafta yerleştirilen bu ön konsolla beraber biraz havuz hissiyatı yaratılmış. Yani baktığından bu kullanılan metal oldukça hoş ve dizayn olarak gerçekten çok başarılı çok güzel, oldu. Gerçekten çok güzel. Ya renk uyumu da araç çok klostrofobik değil. Tamam tavan siyah döşeme ama baktığın zaman burada daha açık böyle griye yakın bir konsol var. Bununla beraber gri metal efekti verilmiş kaplamalar. Hani sadece şu orta konsolda yer alan piyano bilekle beraber bir siyah efekti var. Onun harici gerçekten renk olarak içini açan bir çok yapısı güzel, çok var. Çok aydınlık ya. Mesela bak işte bu böyle komple uzayan bir tablet içindeki böyle maviler, yeşiller değil mi? Ne kadar renklendirmiş. Aynen. Mesela iç ambiyans artısıyla birlikte ekranda bayağı bir aydınlatıyor içeriği. Çok güzel bir kahverengi o bakır. Mesela havalandırma menfezlerinde gördüğümüz bakırı kadranlarda da görebiliyoruz. Ki bu stiller değişiyor. Genel olarak malzeme işçiliğini beğenmeme gibi bir lüksümüz yok. Gerçekten aynen. Beğendik. Eşya gözleri de çok yeterli. Bu orta konsoldaki joystick'in de kocaman bir saklama alanı var. Kol dayamanın içinde kocaman bir göz var. Torpido yine öyle. Kapı gözleri öyle. Saklama alanları olarak da mesela bagaj 500 litre. Saklama alanı olarak da gayet yeterli kapasite var araçta. Aynen şimdi öyle. Teknolojiyle devam edelim Hüseyin. Sen biraz ekranı kurcala. Ekranda araç bize neler sunuyor teknoloji olarak? Onları anlatalım izleyicilerimize. Ya, ekranı hem buradaki touchpad'den hem de dokunmatik olarak kullanabiliyoruz. Ekrandan başlarsak Serkan ilk olarak hemen burada Apple CarPlay Android Auto desteğini görebiliyoruz.
Onun haricinde navigasyonumuz var ki navigasyon hem 3 boyutlu hem de sanal gerçeklik uygulaması var. Sokağa geldin sana işaret ediyor. Hı hı. Kameradan da yönlendirebiliyor. Tamam. Mercedes'lerin dışında özellik EQ modu var. Buradan girdiğimiz zaman özellikle ilk buna bakalım. Şarj istasyonlarını görebiliyoruz. Kalkış zamanı, azami şarj seviyesi, şarj akımı, bununla beraber aracın tüketimi, enerji akışı, tüm elektriksel olarak aracın grafiklerini buradan görebiliyoruz. Sanki içten yanan bir motor varmış şöyle gibi. Şöyle enerji akışına bakalım şu an. Bak şu an öndeki elektrikli motordan güç alıyoruz. Tamamen onunla gidiyoruz. Biraz daha böyle gaza bastığımız zaman bu sefer arkadaki motor devreye giriyor. Güçlü olan elektrik motor aslında arkada. Normalde önden çekişli araç ama yüklendiğimiz zaman araca şöyle müzik koltuğa yapıştırdığı zaman direkt arka motordan güç almaya başlıyor. Niye güldünüz? Hayırdır? Çok keyifli oluyor. Hızlı tren gibi kalkmıyor mu? Aynen. Roller coaster'ı çok burada güzel görebiliyoruz. Neyse medya, devam edelim teknolojiye. Medya uygulamaları geçtikten sonra konforda güzel değişiklikler var Serkan. Ön koltuklar masajlı özelliğimiz var. Evet, her iki tarafta da masajlı. Aynen. Koltuk konforumuzda ayarlarımızı yapabiliyoruz. Ambiyans aydınlatmaları var. Gerçekten çok güzel. 64 renk olması lazım seçeneğimiz var. Uygulamalarımız var. Araç ayarlarımız var. Araç ayarlarından güvenlik ayarlarına buradan erişebiliyoruz. Bak, kısa yolunda direkt ESP'sini kapatabiliyorsun. Şerit takip sistemi, direksiyon yardımı kapatabiliyorsun. Aslında ona şuradaki tuşlardan da yani havalandırma menfezinin altında bulunan tuşlarla da araç ayarlarına direkt girebiliyoruz. Aynen. Buradan istersen kamera ayarları, trafik işaretleri ayarları, araç takip ayarları işte hepsini buradan erişimimiz mevcut. Direkt sistem ayarlarını buradan görebiliyoruz. Böyle bir teknolojiyi kapsıyor senin tarafındaki bilgi eğlence ekranı. Benim tarafımda da hayalet göstergeler var. Az önce anlattığımız gibi 3 farklı şekilde stilleri değiştirebiliyoruz. Bunun dışında cruise kontrolü otonomu açtığımız zaman yine yol bilgisayarı üzerinden kontrol edebiliyoruz. Gayet pratik, bize derin böyle bilgi ağı sunan bir yol bilgisayarı mevcut araçta. Devam edelim. Havalandırma menfezlerinin altında tamamen klimaları yönlendirdiğimiz tuşlar var ve onun altında da ekrana ulaşabildiğimiz kısa yol tuşları var. Bunlar güzel teknolojiler. Tabii ki anahtarsız giriş çalışma sistemi var. Tabii ki burada sürüş modlarını ayarladığımız yine bir kısa yol tuşu var. Tabii ki park sensörü, elektrik akımını gösteren kısa yol tuşu ve kamera tuşumuz. Kamera. Hemen bu saklama alanının içinde de bir Type-C USB girişimizi görüyoruz. Ve Vive şarjı da direkt buraya entegre etmişler. Buradan da teknolojik olarak bahsedeceğimiz detaylar bu şekilde. Bir saniye, teknolojiye ara veriyoruz. 0-100 alanımıza geldik. Tamam. Devam edeceğiz teknolojiye. Enerji akışı zaten ekranımızda açık. %31 şarjımız var. Bir saniye şimdi. Güzel bir kalkış. Murat bugün saniye tutamayacaksın. Spor alalım mı? Saniye tutamayacaksın Murat'cığım. O kadar hızlı kalkacağız ki. Yani oldu bitti gibi bir şey olacak. Araç şu an spor moda geçti. Spor modda. Spor modda mıyız? Spor evet. Moddayız. Şöyle bir arkamızdaki araçlara, araca yol verelim. Müsait olduğu zaman bir 0-100 deneyelim bakalım. Hazır mıyız? Bence şu biraz daha gitsin, çok çabuk yaklaşabiliriz önündeki araca. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Yüz. Beş saniye. Beş saniye değil mi? Çok iyi ya. Çok iyi ya. Yani şey yok. İşte vites kademesi yok. Geçiş beklemiyorsun. Boşluk yok. Tamamen ya. Bütün gücü araba kullanıyor. Yani 408 beygirlik bir gücü var. Hı-hı. O gücün tamamını kullanıyor. Aslında ve güçten öte tork. Tork işte onu söyleyecek. Ve dedim ya orada tork devreye giriyor. 760 miydi? Kaç 760 Nm tork ve bu sıfırdan itibaren. Yani evet. Klasik bir elektrikli aynen, araba. Aynen. Herhangi bir devirlenme beklenmeden. Tabii yok. 2000 devirde işte torkunu bitiriyormuş falan muhabbet yok. Tamamen tork gücüyle kalkıyorsun. Bak bir daha yapıyorum. Murat çok hoşuna gitti. Haydi bir. 2, 3. Bak direkt nasıl koltuğa yapıştı görüyor musun? Patinaj bile yaptı. Evet, kalkarken sardı bile. 100. Ya yani şu kadar erken hatırlııyor musun 100 dediğimi? Evet. 200'e 10 saniyede falan. Tabii burada şöyle bir fark var. Spor modunu aldığın zaman gaz tepkisi oldukça dinamikleşiyor ve ilk basıştan itibaren çok ciddi derecede evet, torku sana evet, yaratıyor. Ama evet. Eco modu aldığın zaman gaz tepkisi, aslında gaz pedalı kademeli olarak imeleniyor. Burada çok köklemeniz gerekiyor ki 760 Nm torku alalım, ilk seferde evet, alasınız. Evet. Bir şey söyleyeyim mi sana? Var. Yerler de ıslak ha.
Evet ve kış lastiği var araçta. Evet, ona rağmen böyle 5 saniye falan. Şartlar en olumsuz şekilde aynen, ama buna aynen. rağmen araç 5 saniye civarında 0-100'ünü gerçekten ispatlayabiliyor. Şimdi SUV dedik EQC için ama öyle yerden çok yüksek bir SUV değil. Daha kompakt bir SUV. Yani bunu alıp da böyle off-road mofot düşünmeyin. Ya ağır araç şartlarına girilemez ama girilemez. Sonuçta köy yolu ya da bozuk satıhta çok rahat 4 çeker yani, olarak. Karda kışta da çok 4 çeker olarak çok güçlü. Çok videolarını da izledim ben dünya çapında. Çok güçlü böyle karda hareketlerini gördüm yani. Rahat ama ettiğini gördüm. Şunu yani. Belirtmeden geçmeyin. Bu aracı YouTube'da girip bakabilir izleyicilerimiz. Off-road moduna çevirip de kullanan var. MT lastiği takıp aracı yükseltip off-road olarak da kullanan çok çılgınlar güçlü, var. Çok güçlü ama off-roadçuların ilk tercihini olacak. Araba güçlü olacak abi. Al, sana en güçlü araçlardan bir çünkü tanesi. Çünkü kayıpsız hemen. Bir dakika. Sözünü kesiyorum. Süspansiyonlara bak. Oh. Biliyor musun konforu? Tabii, araçta herhangi bir şekilde air süspansiyonu yok. Yani alçaltılı sertleşen bir amortisör yok ama buna rağmen oldukça konforlu ve çok. Bence fazla konforlu. Bunun haricinde şimdi bir otonom denelim. Çok başarılı bir otonom var Hüseyin. Yani ben ilk defa bu kadar akıllı bir otonom kullandım. Sinyal verdiğiniz şeride kendi geçebiliyor bu otonom. Çünkü kendi araç soruluyor bu otonom. Otonom 2.0 var artık araçta. Hemen baktığın şu zaman ayarlarımızı yapalım Hüseyin Bey. Sinyalle beraber otoban seyrindeyken araç eğer kör nokta uyarıda herhangi bir uyarı ikazı yoksa sollamaya kendi şekilde çıkabiliyor. Evet. Hemen ayarlayalım. Otonomumuzu açtık. Hemen zaten şeritleri algıladı. Şuradan da araç ayarlarından şerit takip sistemimizi de açalım. Açık. Orada adapt display'ini de ben açıp zaten kapalıymış. Evet, oradan direkt ekrana yansıttın. Ve gerçekten çok başarılı bir head-up display var. Yaklaşık bir 10 saniye sonra uyarı vermeye başlıyor. Ondan fazla. Ondan fazla. Ondan fazla. Kendi kendine araç gidiyor. Burası mesela geniş ama dar. Dönüyor abi. Çok akıllı bir otonom ve diyorum ya şerit değiştiriyor. Dün akşam trafikteyim geliyorum. Ama çok trafik yok. Böyle sola sinyal veriyorum. Araç sol şeride doğru hareket edecek diyor. Hop kendini zorla. Ama bir şerit kayıyor biliyor musun? İkinci şeride kaymıyor. Yani diğer şerit boş olsa bile ikinci şeride kaymıyor. Sonra işte önündeki araç var biraz yavaşlıyor. Mercedes de hızını düşürüyor. Yine Mercedes dedik pardon. Farkında mısın? Sen konuşurken bir şey oldu. Tabelada 90'ı gördü. Hızı 90'ı düşüyor. Çıkarttı. Tabii. Şimdi 50'yi gördü. Tekrar 50. 50'ye düştü. Onlardan mı bahsedeceğim? Çok akıllı. Yani ne oldu? Nerede başıma geldi? Şimdi Nurtepe Viyodin'den şeye dönüyorum. Seyran Tepe'nin oraya doğru dönüyorum. Normalde hızım 70'ti. Otonom hızım 70'ti. Seyran Tepe yolu otoban ya. Abi baktım araç direkt 120'ye çıktı kendiliğinden. Tabelaya okudu. 120'ye çıktı. Biraz düşürdüm ne oluyor falan. Sonra anladım muhabbeti. Tabelayı okuyor ve araç kendi hızını ona göre ayarlıyor. Adaptif böyle bir otonom yani. Oldukça güzel aslında. Cezadan kaçıyor evet, seni. Evet, evet. Kendi kendine gidiyor. İşte bak senin bir dediğin şey vardı ya böyle şey yap otur. Dizinle hafif bir. Çünkü bu böyle temasın tutman olsun direksiyonu. Tutman istemiyor. Hafif bir temasın olsa bile yetiyor. Dizinle şöyle hafif dokunduğun zaman otomatik tekrar direksiyon devreye giriyor. Yani şöyle düşünelim. Buradan çıktın Ankara'ya gideceksin. Neredeyse hiç elin değmeden değil direksiyona. Gidersin. Çok dizinin hafif temasıyla hem sollama yapıp hem de uzun seyir kendi yapabilirsin. Kendi kendine yavaşlıyor. Kendi kendine hızlanıyor. Sinyal verdiğin zaman araç kendi kendine sollama yapıyor. Evet. Ya daha ne olabilir ki? Daha nasıl bir otonom olabilir? Neyse programı otonomla bitireceğiz yani. Çünkü çok keyifli hakikaten. Biz devam edelim. Piller. Pillerin özelliklerinden bahsedelim. Altta tavanda iki tane pil var. Biri ön motora güç aktarıyor. Bir diğeri de sevgili Zena arka motora güç aktarıyor. Arka motora güç aktaran pil daha güçlü. Çünkü arka motor gerçekten çok güçlü. Çok güçlü. Arka motor gerçekten abi nasıl yapıştırıyor ya böyle bir şey. Ya pillerden şöyle söyleyeyim. 85 kW aslında bir pil kapasitesi var ama bunun 5 kW'unu kullanılabilire izin vermiyor. Genel araç özelliklerini ayırdığı için 80 kW'unu biz kullanabiliyoruz. Fabrika verisinde de yaklaşık 21 litre daha doğrusu 21 kW tüketim öngörüsü var. Orta hızlarda, orta kullanım şartlarında maksimum şartlarda kullandığın zaman 30 kW
fabrika verisi var işin aslı. Biz de 30-31'de falan kullandık değil bunları mi? Genele uygularsak yani 80 kW bunu 20 kW'a böldüğüm zaman ortalama 400 km gibi bir menzil takribi ortaya çıkıyor. Ama baktığınız zaman kış aylarında klima kullanıyoruz, koltuk ısıtıcıları kullanıyoruz, elektriksel fonksiyonları çok fazla kullandığımız zaman bu değerler düşüyor ve menzil biraz düşüyor. Ama sakin kullanımda gerçekten 400 km bandına erişilebilir bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bir bilgi de ben veriyorum. Normal evde prizden şarj ettiğin zaman 38 saat sürüyor. Evet. Wallbox'lar var. Bu sistemi eve kurdurabiliyorsun. Hı-hı. Yani evinize, ofise kurdurabiliyorsun. Bu aracı aldığınız Wallbox zaten Mercedes tarafından size ücretsiz kuruluyor olarak veriyor. Evet, evet. Gelip kurulumunu yapıyorlar evinize karşınıza. 9 saat Wallbox'ta kullanabiliyor. Özel hızlı şarjın bulunduğu alanlarda da ortalama 1 saat. Piliniz %10'daysa 80'e kadar 40 dakikada aynen şarj ediyor. Ya teknolojik olarak zaten çok dolu. Eksik ne var dedik? Eksik ne var? Direksiyon ısıtma var. Direksiyon ısıtma var. Koltuk soğutma. Bunlar evet, tabii opsiyon olarak geliyor. Hı-hı. Ve bununla beraber ön cam rezistansı da gene opsiyon olarak alabiliyoruz. Dışarıda anlatmadık ama AMG paket dış dizayn paketiyle de bu aracı opsiyon olarak satın alabiliyor tüketiciler. Baktığın zaman da Serkan tüm bu konfigürasyonu yaptığın zaman da herhalde aracın maliyeti 1,5 milyon civarında geliyor. Hı-hı. Maksimum ödenebilir rakamda elektrikli, bu seviyede. Elektrikli iki tarafta da ayarlanabilir. Hı-hı. Koltuklar var. Kapı üstlerinden ayarlayabiliyorsun. Evet, ikisi de hafızalı. Isıtmalı. Burmaster ses sistemi var Serkan. Standart olarak geliyor. Camlar izolasyonlu Serkan. Baktığın zaman bu izolasyonla beraber aracın içinde gerçekten kütüphane yalıtım alanı çok iyi abi. Aynen var. Yalıtım çok başarılı. Kış lastiği var. Teker sesi yok. 120 km üzerinde yol sesi gelmeye başlıyor. İşte nasıl rüzgar sesi gelmeye başlıyor ama çok fazla rahatsız etmiyor. Çünkü müzik sistemini açıyorsun. Hiçbir şey duymuyorsun. Evet. Mercedes. Sizi dinliyorum. Teşekkür ederim. Burada mısın diye merak ettik. Döneme baktığı zaman fiyatlar çok normal. Hı hı. Çok uygun hatta ama gönül isterdi ki şu araç 5-600 olsun böyle hakikaten şu aracı orta sınıfta kullanabilsin yani. Yani sadece şunu belirtelim. Mercedes kategorisindeki araçlarda düşündüğüm zaman GLC 300 dizel opsiyonu var. Bu araçta ikame aynı fiyatlarda. Hı hı. Biri dizel, biri elektrikli. Bu aracı aldıysan elektrikle beraber daha az bir maliyetim var. Mercedes burada sana bakım olarak garanti veriyor. Bununla beraber aracın konforu inanılmaz derecede keyifli. Opsiyonları çok başarılı. Ses sistemleri, koltuk ısıtmaları, deri döşemeleri, kullanılan materyaller gerçekten bence pahasına hak eden bir yapısı var. Güzel. Son bir performans deneyelim. Doyamadın. Doyamadım. Sonra da yavaş yavaş artık programın sonuna gelelim. Murat'ın boşluğunu yakalamaya çalışıyorum. Şöyle yapmak için. Şöyle yapmak için abi. Bu arada maksimum 180 km hızlara erişebiliyor. Abi ya o biz 0-100'lere 10 saniyede çıkamazken 10 saniyede 150'lere çıkıyor araba. Aynen. Ya çok seri hızlı. Yani herhangi bir vites kademesi olmadığı için. Ha bu arada şunu da unutmayalım Serkan. Direksiyonun arkasında vites pedalcıkları var ama bunlar aslında bir vites konumunda değil. Rejenerasyon olarak araç içinde işlem görebiliyor. Hemen onu da gösterelim. Şöyle sol kulaklıktan bak bir eksiye bastım D eksiye geçti. Araç biraz yavaştı. Hı hı. Bir tane daha bastım. D eksi eksiye geçti. Bak şu an araç ben frene basmadan aynen durma moduna kadar geliyor bak. Neredeyse duracak. Gördün mü? 100'den 120'den kendini 26'lara kadar çekti. Hatta daha da yavaşlıyor. Durma noktasına geliyor. En keyifli yanı işte bu tarz araçları kullanıyorsan aslında oyuncak gibi düşüneceksin. Büyükler için çok güzel bir oyuncak. Evet, trafikte evet, sadece aynen gaz pedalıyla durup kalkabiliyorsun. Çünkü kesinlikle o pedalcıklarla aracı yavaşlatıp durdurabiliyorsun evet, neredeyse. Bir de otonom diye zaten araç kendi duruyor. Yani çok keyifli, çok güzel bir araç. Alıcısına, kullanıcısına gerçekten hayırlı olsun. Allah kazasız belasız herkese araç kullanmayı, otomobil kullanmayı nasip etsin diyorum. Amin. Onun dışında hacimimiz, koltuklarımız falan da çok rahat diyorum en son. Hı hı. Kaçırdığınız bir şey varsa da eğer EQ'su ile ilgili sormak istediğiniz farklı konular varsa da bizlere YouTube kanalımızdan yazabilirsiniz. Şu an Recep arkadaşımız şuralara bir yere YouTube linkinde bırakıyor. Sevgili izleyenler, haftaya farklı bir araç değil mi? Aynen. Haftaya farklı bir araçla görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.